Selamlar değerli dostum. Dersime hoş geldin. Merhabalar. Umarım iyisindir. Ben Onur Özil, paragraf rehberin. Bugün seninle beraber benzeşim denemeleri 8'deyiz. Yavaş yavaş son eşiğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Paragraf kitabımızı tamamlamaya doğru. Bugün de bu benzeşim denemesiyle kendimizi birazcık ölçeceğiz, tartacağız bakalım. Eksik olduğumuz soru tipleri var mı? Zorlandığımız ya da uzun sürede yaptığımız. Çünkü biliyorsun hep söylüyorum paragrafları hızlı çözmek bize genel olarak sınav mahiyetinde ekstra bir avantaj zaman açısından kazandırıyor. Dolayısıyla bu anlamda her soru tarzında yeteri kadar hızlı olmak gerekir. Diğer branşlara da uygun zamanın kalabilmesi için. O yüzden bugün seninle beraber yine şöyle bir pratik yapacağız. Yorumlayacağız, soru tiplerini inceleyeceğiz. Hazırsan hızlı bir şekilde soru çözümümüze başlayalım hocam. Peki. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Bu iki cümleyle ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir diye soruyor. Tabii değerli dostum, bu tarz sorularda daha önce de söylemiştim ki bize verilen cümlelerdeki verileri teker teker iyi analiz etmek, iyi tespit etmek gerekir. Bütün bilgileri bulup karşılığını aradığımızda ancak bulabiliyoruz zaten doğru cevabımızı. Peki şöyle bir inceleyelim bakalım birinci sorusunun verisinde, cümlelerinde veri olarak neler var? Ne demiş? Yaşamın ve uygarlığın en önemli doğal kaynağı olan su yeni yüzyılda uluslararası gündemin üst sıralarına oturdu. Şimdi burada birkaç tane veri söylüyor değil mi? Bir kere yaşamın uygarlığın en önemli kaynağı olması, yeni yüzyılda ise zamansal olarak gündemde üst sırada olması. Peki bunları bulduk. İkiye bakalım. 21. yüzyılın ilk 25 yılında dünya nüfusunun yarısı gereksinim duyduğu taze sudan yoksun kalacak. Burada ise baya zamansal olarak bir sayısal veri üzerinden dünya nüfusunun yarısı diyor. Gereksinim duyduğu taze sudan yoksun kalacak. Peki buna göre şöyle şıklarımızı eleye eleye bir gidelim bakalım. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde. Peki bak şunu bulmuş olduk. Evet. İlk 25 yılın ilk çeyreğinde yeryüzünde yaşayan insanların yarısı ihtiyaç duyacakları taze sudan yoksun kalacağı için bak ikinci cümledeki bütün verilerin hepsini bulduk. Hiçbir eksik yok. Hayatın ve medeniyetin en önemli doğal kaynağı olan birinci cümlenin şuraya kadar olan verisini bulduk. Uluslararası gündemde üst sıralarda yerini aldı. Uluslararası gündemde üst sıralarda oturdu diyordu burada da. Bak bütün verileri teker teker tespit edip bulup karşılaştırdığımızda hepsinin eksiksiz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Sadece iki cümlenin yerini değiştirmiş, takla attırmış. O da bizim için önemli değil zaten. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Peki hocam geldik şimdi ikinci sorumuza. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu değerli dostum. Hemen şöyle cümlemizi inceleyelim bakalım kesin olarak neyi çıkarabileceğiz. Berlin'deki toplu taşıma ağı ya da raylı sistem haritası karışık görünse de aslında Berlin'deki toplu taşıma sistemi dünyanın en iyileri arasında yer alıyor ve hatlar arasındaki bağlantılar oldukça pratik olduğu için şehrin dört bir yanına toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün oluyor demiş. Dünyadaki en teknolojik raylı sistem diyor mu? Hayır böyle bir şey söylemiyor hocam. Peki söyleyen ne hocam? Bak şu cümleden net olarak şunu çıkarabiliriz ki Berlin raylı sisteminin gösteren harita ilk bakışta kolay anlaşılmamaktadır. Ya bunu net bir şekilde söylemiyor mu? Ben burada netlik, kesinlik aramak durumundayım. Yorum çıkarmayacağım, aşırı yorum yapmayacağım. Şu cümleye bakalım hemen. Berlin'deki toplu taşıma ağı ya da raylı sistem haritası karışık görünse de aslında. Yani karışık görünse de aslında demek ki görünüşte böyle gözüküyormuş. Bu net bilgi değil mi? Ha karışık olmayabilir ama görünüşü böyle olduğu için, şıkta da böyle söylendiği için doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Peki, İlhan Geçer'in bazı mısraları var. Bu dizelerinde vurgulanmak istenen temel duygu aşağıdakilerden hangisidir diye sordu değerli dostum. Ve buna göre şiir okuyup üzerindeki vurguyu bulmaya çalışalım bakalım neyi söylemek istiyormuş. Sıcak dostluklar, sevgiler varken savaşlar, kinler, öfkeler neden? Tabi burada bir sevgi vurgusu var değil mi? Sevgiyi yönlendirmeye çalışıyor okuyucu. Bırakıp gideceğiz. Bir gün dünya bu kadar güzelken o zaman hocam neyi söylüyor olabilir? Dünyanın güzelliklerinden genel olarak farkında olunmalı söylemiyor.
Burada genel bir vurgusundan ziyade spesifik bir vurgusu var. O da sevgi üzerinde hocam. İnsanları sevmeli, kısacık hayatta yıkıcılığa yer vermemelidir diyor. Zaten savaşıyoruz. Niye ki diyor. İnsanları sevmek varken çok basit. Peki dördüncü sorumuza baktık. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir diye sordu kıymetli dostum. Hemen şöyle bir parçamızı inceleyelim bakalım. Neye cevap olarak söylenmiş olabilir bu anlamda? Düşünce özgürlüğü sorunumuzu aşmamız gerekir. Şimdi muhtemelen bir şey için ne yapmak gerekir gibi bir şey sordu değil mi? Bir gereklilikten bahsediyor. Bir gereklilik üzerine ama neyin gerektiği bunu bulmamız gerekiyor. Bizim de çok yetenekli yazarlarımız var. Hocam yazar dediğine göre demek ki edebiyatla ilgili bir şey olduğunu hemen buradan çıkarıyoruz. Yetenek zaten herhangi bir ırka, dine ve cinsiyete ait bir kavram değildir. Bunun aksini düşünen insandan zaten kimseye hayır gelmez. Türk edebiyatı çok gelişecek, çok serpilecektir. Ha bak. Hocam o zaman neyi söylüyor olabilir? Türk edebiyatının gelişimi için değil mi? Yapılması gereken nedir gibi bir soru sor olabilir. Burada da açıktan söylüyor zaten. Bak A şıkkında var. Dolayısıyla doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Peki geldik şimdi 5. sorumuza. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sordu değerli dostum. Şöyle 5. cümlemizin sorumuzun metnini de inceleyelim hızlı bir şekilde. Ben yazarın yazdığı konu içinde cinsiyetini kaybettiğine inanıyorum. Bir masayı yazarken masa oluyor yazar, bir erkeği yazarken erkek, kadını yazarken kadın oluyor. Birçok yazara söylenen bir kadını ne kadar güzel anlatıyorsunuz gibilerden sözler var. Ben bunların hakaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü anlatmak zorunda zaten. Yapamıyorsa yazar olmaz. Yani burada vurgu şurada kıymetli dostum. Yazar olabilmek için bir yetenek gerekiyor. Bu yetenek ne yetenek? Neyi? Oluşturulan karakterle özdeşim kurmak. Değil mi? Özdeşleşme kurmak yeteneği oluyor. Ne demek hocam bu? Yani sen öyle bir özdeşleşme kurarsın ki karakterinde, mesela buradaki örnekte olduğu gibi tutarsın karakterinin tamamen cinsiyetine, hissettiği şeylere bürünürsün ve kendini bu anlamda gerçekçi ifade edersin. Gustave Flaubert'in Madame Bovary eserinde de bunu zaten örnek vermiş. Çok beğeniliyor diyor. Flaubert'e de sorulduğunda ben Madame Bovary'im diyormuş. Bak bu özdeşleşme işte hocam değil mi? Nerede var? Bak E şıkkında yazar eseri oluştururken ortaya koyduğu kahramanlarla özdeşleşmeyi başarmalıdır ifadesini gördüğünüz üzere bulabiliyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız E şıkkı olacak. Peki geldik şimdi 6. sorumuza. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Kıymetli dostum kapsamlı olanı soruyor. Ben tutup da içerisinde küçücük bir yerde geçen yardımcı düşünceyi en kapsamlı yargı olarak alamam kesinlikle. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım. Türkiye sinema sektörünün en önemli tarihsel süreci olan Yeşilçam, bizlere binlerce film sunmasının yanı sıra toplumsal belleğin devamlılığını sağlaması ve ülke değişim seviyesinin hangi aşamalardan geçtiğini gösteren en somut kanıtlardan biridir aslında demiş. Yeşilçam filmlerini sadece sanatsal ve popüler kültür üretim aracısı olarak düşünmemek gerekir. Ya burada Yeşilçam'ın sonuçta kendi içinde de bazı işlevleri varmış değil mi? Ne diyor mesela? Toplumun ülkenin değişimini anlatır diyor. Toplumsal belleğin devamı diyor. Ne demek toplumsal belleğin devamı? Yani bizden önceki yaşanan neslin yaşadığı deneyimler bize aktarıldı. Bu filmlerden çoğu ülkenin içerisinde bulunduğu dönemleri ve yaşanan toplumsal olayları resmeden anlam bilimsel olarak okuması yapıldığında gayet eleştirel yanların olduğu görülmektedir diyor. Peki buna göre en kapsamlı yargı. Bakalım şıklarımıza. Yeşilçam filmleri ülkenin geçirdiği toplumsal değişimi gözlemlemeyi imkan veren, toplum hafızasını yansıtan bir özellik taşımaktadır. Hocam baştan sona zaten bunu vurguluyor. Bütün vurguladığı düşüncelere değindiği için elbette doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Peki geldik 7 ve 8. sorularımıza. Çünkü bu aynı metne dayalı bir soru stili. Aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişi yazarın parçada anlatmak istediğine uygun davranmış olur diye sordu değerli dostum. Bakalım yazar ne anlatmış ki uygun davranmış olsun. Hemen şöyle bir inceleme sağlayalım. Salah Birsel günlüğünün nasıl yazılması gerektiği konusunda önemli ipuçları verir. Kişi günlük yazarken
günlüğünü oya gibi işlemeli, gereksiz şeyleri, ne diyor, tirini çıkmış düşünceleri kendi kafasına göre sıkıştırmamalı. Yani burada gereksiz yazmayacaksın, az ve öz olacak diyor. Ancak böyle bir günlük yazmanın ayrı bir çaba gerektirdiğini belirtir. Şiir yazar, deneme yazar gibi oturup sözcük değere parende attıracaksın. Dahası her işi bırakacak, onunla yatıp onunla kalkacaksın der. Ya o zaman sanatsal bir anlatımı da olmalı değil mi? Şiir yazar, deneme yazar gibi oturup sözcükleri parende attıracaksın falan diyor. Buna göre sanatsal bir anlatım bulmamız gerekir tabii ki. Peki hocam, böyle bir anlatım nerede görüyoruz? Bak mesela aşkına bir bakalım. Her akşam günlüğümün başına oturduğumda o gün yaşadıklarımı kalemin ucuna gerektiği gibi yazarım. Hadi canım. Yok ya. Ya şimdi bu gereksiz bir söylem. Niye? Ya hocam zaten ben günlük yazmayı neden hedefliyorum? Niye amaçlıyorum? Zaten başına oturup yazmak için. Burada bunu anlatıyor. Diyor ki her akşam günlüğümün başına oturduğumda o gün yaşadıklarımı yazmak için otururum diyor. Başka ne için oturacak? Mesela bu gereksiz bir ifade. Ya da günlüklerimde yaşananları anlatırken olayları önemli önemsiz diye ayırmadan yazmayı severim. Yani bunu vurgulamıyor zaten. Peki bak, E şıkkına bak. Günlüklerimde duygu ve düşüncelerimi karşı tarafa geçirebilmek için uygun sözcükleri bulmaya çalışır, kılı kırk yararım. Hocam burada bu yazarımız şunu savunmuyor muydu? Günlüğün nasıl yazılması gerektiği konusunda yazarken bak oya gibi işlemeli, özen göstermeli, şiir yazar gibi sözcüklere parende attırmalı. Tabi mecazi bir anlatım. Yani sen bir şair gibi seçici davranacaksın diyor aslında. Tabii ki bu yüzden doğru yanıtımız E şıkkı olacak. Peki altı çizili bölümde günlük ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sordu değerli dostum. Tabii bu altı çizili ifade mecazi bir anlatım taşıyor. Şöyle bir tekrar bakacak olursak. Tiredi çıkmış düşünceleri kendi kafasına göre sıkıştırmamalı. Ne demek tiredi çıkmış düşünceler? Burada mecazi anlatım var. Yani işte gereksiz düşünceler aslında, değil mi? Amacını kaybetmiş, bir amacı hizmet etmeyen, tek kendini tekrar eden gereksiz düşünceleri sıkıştırmamalı diyor. Nerede var? Bak B şıkkında. Birçok yazar tarafından defalarca işlenmiş konulara, tiridi çıkmak derken sürekli tekrar eden anlamında, yeniden ve başına buyruk ele almak doğru değildir ifadesinde ama yola çıkıyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız da B şıkkı oluyor. Peki. Geldik 9. sorumuza. Bu parçada Alagiyik eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Neye değinilmiş, neye değinilmemiş. Bir kez okumaya başlayınca kolayca etkilenerek sürüklenip gideceğiniz ve okuduktan sonra bir daha okumak isteyeceğiniz Alagiyik dediğine göre okuru sıkmayan bir anlatıma sahip olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet, söyleyebiliriz. Peki Yaşar Kemal'in Anadolu halk efsaneleri ve öykülerinden derlediği bir halk efsanesi olup halk kültüründe önemli bir yeri vardır. Hocam, kelimelerin yakın anlamlarını, eş anlamlarını bilirim. Halk, halka dair şeyler neyi ifade eder? Folklorik demez miyiz biz buna? Bak burada var. O zaman ben bu ifadelerden yola çıkarak eser için ne diyebilirim? Folklorik ögeler taşıdığını söyleyebilirim, değil mi? Bak bunu da bulmuş olduk. Çünkü halka dair önemli değerler taşıyor diyor. Peki Güney Anadolu'da Torosların bulunduğu köylerde anlatılan bu halk efsanesi Yaşar Kemal tarafından yazıya geçirilerek akıcı ve canlı bir dille okuyucuya sunulmuştur. Eserde bir yandan oldukça insanı alıp götüren canlı doğa betimlemelerine yer verirken diğer yandan da Torosların çevresinde yaşayan köylerin hayatı, kültürü, alışkanlıkları dediğine göre gerçek yaşamdan kesitler alındığını görüyoruz. Bir de ne dedi? Bak halk efsanesi dedi, değil mi? Anadolu efsanelerinden yararlanır dedi, öykülerden derlediği dedi. Yani değişik eserler incelerek oluşturulduğunu da söyleyebiliriz. Fakat kahramanının bir geyik olduğuna dair bir bilgi söylüyor mu hocam? Kesinlikle böyle bir bilgi söylemiyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız değinilmemiştir dediğimizde A şıkkı olacaktır. Peki 10. sorumuza geldik hocam. Hızla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım 10. sorumuza ne soruyor? Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirmelidir diye sordu değerli dostum. Şöyle bir bakacak olursak. Ne diyor? Oysa Tevfik Fikret, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer
Behçet Necati Çekil, Cahit Külebi gibi az sayıdaki örneği saymazsak genellikle kötü şiirlere imza atmıştır edebiyat öğretmenleri. Ha. Diyeceğim o ki. Şimdi burada bazı örnekler vermiş. Yani söylemek istediği şey edebiyat öğretmenleri genellikle şair olunca kötü şiir yazar, kötü eser ortaya koyar. Bunlar istisnai örnekleri diyor. Diyeceğim o ki yani her öğretmen de şiir yazmasın gibi bir şey söyleyecek muhtemelen. Buna yakın bir anlam çıkacak. Bakalım şöyle şıklarımıza. Nerede o anlamı anlatımı görüyoruz hocam? Bak iyi şair olmak için birikimin yanında çalışmaya ve yeteneğe de ihtiyaç vardır. Değil mi? Yani demek ki bu insanlar yetenekliymiş. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. 11. sorumuza geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye soruyor değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Konu neymiş, nerede konu dışına çıkıyor. Osmanlı Devleti Rumeli tarafında genişlemeye başlayınca daima bir orduya ihtiyaç duyuldu. Savaşta esir alınan askeri şartlara uygun Hristiyan çocukları İslam terbiyesiyle yetiştirilerek yeni bir askeri sınıf meydana getirildi. Burada aynı konudan devam ediyor. Böylece Osmanlı yeni bir ordu kazanmış oldu. Bu süreç anlatıldı. Peki uygulamayı ilk olarak Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleyman Paşa'nın başlattığı kabul edilmektir. Hocam burada olayın ekseni kaydı dikkat ettiysen niye? Buraya kadar tamam güzel güzel anlatıyor eyvallah. Ama burada artık spesifik olarak uygulanan padişahın oğluna şehzadeye geçiyor. Bunun örneğini veriyor. O yüzden birden buna girdiği için düşüncenin akışı bu anlamda bozulmakta. Nerede? 4 numaralı cümlede. Bu yüzden doğru yanıtımız değişik olacaktır. Peki geldik 12. sorumuza. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşacak biçimde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi? Baştan üçüncü olur diye sordu değerli dostum. Hemen onu da şöyle bir yapalım bakalım hangisi baştan üçüncü olacak. Tabii bizim burada ne gerekiyor? Giriş cümlesi gerekiyor. Artık biz bunu çok iyi biliyoruz. Adımız gibi biliyoruz. Mesela hatta diye bir giriş cümlesi olamaz. Fakat olamaz. Bu kuşa olamaz. 4 olabilir, 5 olabilir. Son yıllarda edebiyatımızda öykünün yükselişine tanık oluyoruz. Güçlü bir öykücü kuşağı yetişiyor. Evet, bak tam şöyle ilerlemiş olabiliriz, değil mi? 5 dedik. Evet. Hatta ondan sonra 4'ü getirelim, değil mi? 4'ü getirdik. Güçlü bir öykücü kuşağı yetişiyor dedik. Sonra diyebiliriz. Bak bu kuşaktan bahsettik. Sonraki cümlede de bu kuşağı işaret ederek bu kuşağı yaratan etmenlerin başında bu genç öykücülerin şiirle kurduğu güçlü bağ olduğunu düşünüyorum dersen bak anlam bağlamı felaket süper tamamlanıyor. Dolayısıyla baştan üçüncü baktığımızda gördüğünüzde bir numaralı cümlemiz olacağı için doğru yanıtımız da A şıkkı olacaktır değerli dostum. Peki. Bunu da yapmış olduk. 12. sorumuzu da tamamlamış olduk bu anlamda. Şimdi nereden devam ediyoruz? 13. sorumuzdan devam ediyoruz kıymetli dostum. Peki. Ne diyor? 13, 14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız diye sormuş, söylemiş. Şöyle bir bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sordu değerli dostum. Bakalım hangisi söylenir, hangisi söylenemez. Şöyle bir inceleyelim bakalım. 13. sorumuzda. Peki ne demiş? Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Tarih yazıcılığı en az tarihin kendisi kadar önemli bir alandır ve tarih bilincinin oluşması için gereklidir. En az, daha fazla, kadar, değil mi? Bunlar hep karşılaştırma ifadedir. Burada tarih yazıcılığını tarihin kendisiyle karşılaştırmış, onun kadar önemli olduğunu söylüyor. Karşılaştırma var mı? Var hocam. A şıkkı ne dedik? İkinci cümlede üslupla ilgili bilgi vermiştir, verilmiştir diyor. Değerli dostum üslubun ve içeriğin hep ayrımını yapıyorum. Üslup kişinin kendini ifade ediş tarzıdır, biçimidir, dilidir, değil mi? Sanatıdır. İçerikte karıştırmamalıdır. Bakalım üslupla ilgili bilgi veriyorum ikinci cümlede. Çünkü tarih geçmiş ve geleceği merak eden insanın düşünce faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturur. Ne diyor? Çünkü tarih geçmiş ve geleceği merak eden insanın düşünce faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Hocam burada üsluba dair bir şey görüyor muyuz ya Allah sen? Dili şöyledir. Ne bileyim.
Tarzı böyledir falan. Hiç böyle bir şey söylemiyor. Dolayısıyla tabii ki doğru yanıtımız B şık olacak. Bu cümle için bunu söylenemez tabii ki. Peki 14'e geldik. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş değerli dostum. Şimdi burada bak şu B, C, D, E seçeneklerini okuduğumuzda hepsini bulabildik. Fakat tarih bilinci gelişmemiş toplumlar kalıcı olmazlar gibi, ya bu arada doğru olabilir, doğru bir veri olabilir, ama ben metin içerisinde kalmak zorundayım. Metinde de bu bilgiye hiç değinmediği için dolayısıyla doğru yanıtım A şıkkı olacaktır. Peki geldim 15. sorumuza. Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra bu özellikler bakımından, demek ki hocam ben sonraki cümlede bu özellikler diye işaret ediyorsam bu özellikleri bir önceki cümlede ne yapacağım? Bir saymak durumundayım, değil mi? Bu özellikler bakımından yeryüzündeki ortam şartları büyük farklılıklar gösterir. Bu özellikler bakımından yeryüzündeki ortam şartları büyük farklılıklar gösterir. Şimdi ortam şartları farklar gösteriyormuş ve saydığı bir takım özellikler bakımından gösteriyormuş peki. Buna göre nereden önce, daha doğrusu nereden sonra getirebiliriz? Bak, bitkiler yetişebilmek için besin maddesi, su ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Ha, bak hocam koşulları saydı sana. Sonraki cümlede ben şöyle dersem anlamcık oturmaz mı? Bu özellikler bakımından bak yeryüzündeki ortam şartları farklılıklar gösteriyor. Değil mi? Bazı yerlerde çok uygun özellikler bulunurken bazı yerler son derece olumsuz şartlara sahiptir. Sonraki cümleyle de ne yapmış olduk hocam? Sağlamasını yapmış olduk. Dolayısıyla 3 numaralı cümleden sonra getireceğimiz için doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Peki geldik şimdi 16. sorumuza. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır diye sordu. Çok değerli yazarlarımız var ülkemizde ama en çok haksızlığa uğramış, acı çekmiş insanlar yine yazarlarımızdır diyor. Bizim kuşağımıza kadar yazarlar hep böyle devam etmiştir. Yazarlık ilk defa bizim neslimizde iş olarak görülmüştür. Sait Faik ile ilgili çok meşhur bir hikaye vardır. Ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında yazarım der. Sait Faik ve işsiz olarak yazarlar işhanesine Sevgi Soysal'ın da yazarım dediği için işhanesine ev kadını yazılmıştır. Ve bunlar 20. yüzyılın ortalarında oluyor. Çok da eski tarihlerde değil. Yani burada yazarlık sanki gerçekten bir meslek kolu olamayacakmışçasına önemsiz bir meslek oluyormuş gibi. Sanki böyle insanlar tarafından, değil mi? Böyle görülüyormuş gibi bir durum var. Zaten yazarımız da bundan yakınıyor. Peki bu nerede ifade edilmiş? Bak, yakın zamana kadar yazarlığın bir meslek olarak kabul edilmemesinden. Al hocam, net bir şekilde var. Peki geldik 17. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunanları destekler niteliktedir diye sordu. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım hangisi destekler nitelikte olacakmış. Geçen günkü Nokta Dergisi'nde Ulus'tan aktarılmış bir yazınızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz. Yoksa sizi de mi elden kaçırdık? Nerede o eski güzelim öz Türkçe sözler, nerede o yazınızdaki edebiyat, ahlak, halk, sanat, merak gibi, şiir gibi tatsız tutsuz Osmanlıca sözler? Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerinizi değiştiriyorsunuz? O yeni sözleri beğenmeyenler var diye mi yazmak istemiyorsunuz? Dedi. Günün birinde bir kişi çıkıp size beğenmedim bu sesinizi dese, ona bakıp da sesinizi mi değiştireceksiniz? Ne derse desin el alem biz yolumuza bakalım. Ne diyor? Demek ki sanatçı bu konuda okuyucuların, işte tüketicilerin görüşlerine bakarak kendi üslubunu değiştirmemelidir gibi bir şey söylüyor. Zaten üzüldüğü nokta da buymuş. Nerede var bu husus? Sanatçı çevresinin etkisinde kalıp da doğru bildiği üsluptan vazgeçmemelidir dedi. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı oldu değerli dostum. Peki geldik 18. sorumuza. Bu parçadan sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye sordu değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleme yapalım metnimizle ilgili olarak. Bu kadar çok derin çok ve derin karakteri bir arada bulmak sık rastlanan bir şey değil demiş. Peki. Selimileri roman insanlarını ince ince işlemiş. O zaman kahramanların ayrıntılı bir şekilde işlendiğini söyleyebiliriz, değil mi? İnce ince işlemenin bir başka ifadesi budur. Romanın birkaç bölümünden sonra karakterlerin duygularının akışını apaçık görmeye, düşündüklerini ve yaptıklarını
yaptıklarının havaya atılan taşın yere düşmesi gibi doğal karşılamaya başlıyorsunuz. Kitapta sevdiğim şeylerden biri dilin akıcılığı. O zaman dil akıcıysa, güzelse anlaşılır bir anlatımı var. Aynı zamanda burada kurgudan bahsetmiş. Başarılı bir kurguya da sahip. Ve çok geniş bir kadrosu, karakter kadrosu varmış. Çok derin ve farklı özelliklere sahip karakterler bir adaymış. O zaman C şıkkına çıkardık. Fakat çok farklı konuları bir anda işlemeye çalışmıştır gibi bir veri bulamadığımız için doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır değerli dostum. Peki, bunu yapmış olduk. 19'a bakalım. Bu parçadan sinema ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye sordu değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Neyi çıkarabileceğiz, neyi çıkaramayacağız parçamızla ilgili olarak. Sinema kendisinden önce var olan edebiyat, resim, müzik, tiyatro, heykel, dans gibi sanat dallarının hepsiyle iletişim içindedir. O zaman diğer sanat dallarıyla alışveriş içindedir diye söyleyebiliriz, değil mi? Zaten daha ilk cümlede bunu bize sunmuş oldu. Peki devam edelim. Ancak sanatın önemli bir dalı olan sinema en güçlü bağını edebiyatta kurmuş ve ilk ortaya çıktığı andan beri edebiyattan beslenmiştir. O zaman edebiyattan önemli oranda yararlanmaktadır diyebiliriz burada sinema için. Edebiyat ürünleri eski çağlardan beri insanlar arasında sözlü ve yazılı iletişim sağlar. Sinemanın da önemli bir kitle iletişim aracı olması iki sanat dalı arasında ortaklığın başlangıcıdır. Demek ki iletişim aracı bakımından edebiyatta bu anlamda bir ortaklığı söz konusuymuş sinemanın. Bak, buna da ulaşmış olduk. Devam edelim. Bu ikili iletişim aracı kültürün gelişmesine katkı bulunurken insanları bilgilendirir, eğlendirir, onların estetik zevkine hitap eder, bakış açılarını geliştirir ve zaman zaman da onları tartışmaya sevk eder diyor. Bu anlamda insanlara sanat zevki verirken bilgilendirme işlevi de veriyormuş. Hem geliştiriyor hem de zevk veriyor diyor. Fakat D şıkkında söylediğini bulamıyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Peki geldik şimdi 20. sorumuza. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar diye sordu 20. sorumuzda. Hemen şöyle bir inceleme yapalım bakalım. Kaçıncı cümle başlayacak? Aracımıza binip Dalyan'a vardıktan sonra öğle yemeğimizi burada yiyor ve bizi bekleyen teknemize biniyoruz. Bu bir olay anlatımı değerli dostum, değil mi? Rotamız bir kez sazlıklara çevrili Dalyan kanalından geçerek İztuzu plajı anlatıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Yarım saatlik bir kanal yolculuğundan sonra dünyaca ünlü Caratta Caratta kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için geldiği İztuzu plajına varıyoruz. Okey. Caratta Caratta neslinin neredeyse sonu getirilmiş. Hocam ben burada başımdan geçenleri anlatıyorum, değil mi? Bir gezi yazısı gibi. Ama birden Caratta Caratta'nın sonunun geldiğine söylüyorum. Devamında ise dalyanların çabalarıyla kaplumbağalar koruma altına alınmış diyor. Dolayısıyla burada artık yeni bir paragrafa geçmek durumundayım, değil mi? Olay anlattım. Bundan sonra artık kaplumbağalarla ilgili, yani karakterlerle ilgili bilgi vereceğim için yeni bir paragrafa başlayacağım. Bu nedenle doğru yanıtımız da elbette C şıkkı olacaktır değerli dostum. Peki, bunu da yapmış olduk. Geldik şimdi 21. sorumuza. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak bu tespitlerden hangisi söylenemez diye sordu değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyelim bakalım. Ne söylenebilir, ne söylenemez. Deniz çalkantılarla vuruyordu kıyılara. İnsanlar çılgın kalabalık. Bir içgüdüyle tutsakmışçasına kıyı kahvelerine çıkıyorlardı. Evet. Dünyanın bütün dilleri konuşuluyordu meydanlarda. Teknelerin yapıldığı barınaklarda, daracık sokaklarda, şimdi yürüdükleri yolda, her yerde konuşuluyordu. Hızarlar dönüyordu. Kimi çiçekler gün batımıyla kapatıyordu taç yapraklarını. Fırınlar çalışıyordu. Kargalar kaleye dönüyorlardı. Akşam üzeri kısaydı ama inanılmaz bir hareketlilik göze çarpıyordu. Şimdi burada değerli dostum tespitlerle ilgili şöyle bir yorum yapabilecek olursak hangisi var hangisi yok babında neyi söyleyebiliriz? Bir kere sessel yinemeler var değil mi burada? Evet. Gözlem gücünden yararlanmış mı? Yararlanmış hocam. Bunlar tasvir ediliyor, betimlenerek anlatılıyor bu anlamda. İnsana ait özellikler doğaya aktarılmıştır diyor. Burada değerli dostum bu anlamda bir kişileştirme sanatı yapılmamış. Böyle bir özellik görmüyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı 3 numara olacaktır. Peki geldik 22. sorumuza. Aşağıdaki parçalardan hangisi bir edebi eserin diğeri elbette kalıcılığı yakalayabilmesindedir?
Kalıcı eser okurun beğeni ve saygısını kazanmış olmasıdır düşüncesine uzak düşmektedir. Şimdi biz şöyle bir cümleyi vurgulayıp önemli olan noktaların altını çizecek olursak hocam ne diyebiliriz? Burada eserin değerini neyle ölçtü hocam? Kalıcılığı yakalayabilmesiyle ölçtü değil mi? O zaman demek ki kalıcı olamayacak bir eser buradaki fikre ne düşüyordur? Ters düşüyordur hocam. Nerede var? Bak, Peyami Safa çocukluğundan gelen hastalığı sebebiyle acı dolu bir hayatın yanında maddi imkansızlıklar yaşadı. Hayattayken değeri anlaşılmayan sanatçı ömründen sonra tanınır hale geldi. Şimdi ne diyordu bir edebi eserin? Kalıcılığı yakabilmesidir. Kalıcı eser okurun beğeni ve saygısını kazanmıştır diyor. Ama burada Peyami Safa yaşamında değeri bile bilinmemiş. Ölümünden sonra ancak anlaşılmış. Burada tabii bu noktaya uzak düştüğü için doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır. Peki 23 ve 24. sorularımıza geldik. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu parçada düşünceyi destekler? Bu parça düşünceyi destekler niteliktedir diye sordu. 23. sorumuzda hemen şöyle bir inceleyelim bakalım. Bir yandan toplumun tepkilerine uğramak, öbür yandan kendi boşluklarına yuvarlanmak korkusu. Birçok yazarı ne iseler öyle olmaktan alıkoymuştur. Yani yazarın kendi doğallığını bozmuştur değil mi? Dışarıdan ne bileyim eleştiri alacağım diye bu anlamda ne yapıyorlarmış? Birçok yazarı ne iseler öyle olmaktan yani kendileri olmaktan alıkoyuyormuş. Bu bakımdan yalnızlık da kahramanlık bir gibidir. Bu satırları yazarken Malerme hayalimde canlarını verdi. Öyle ya. Kim onun kadar bir yandan alaylara ve yermelere göğüs germesini, bir yandan da boşlukla karşılaşmayı gözüne alarak kendi içine eğilmesini bilmişti. Toplumun ağlarından kurtulduğu için şiirlerini okuyuculara göre değil, okuyucuları şiirlerine göre tasarlamış, yaşadığı zaman ötesine demir atmıştı diyor. O zaman vurguladığı şey nedir değerli dostum bu anlamda? Yani tamamen çevresindeki şeylere kulak tıkamış ama olumlu anlamda yılmamış, bu anlamda devam etmiş çalışmaya ve şiirlerini okuyucularına göre tasarlamamış, değil mi? Kendisi yazmış, sahici sanatçıymış. Nerede var? Deriz ki o zaman sahici sanatçılar her türden tepkiyi göğüsleyerek kendi özgün düşünceleri kalıcı olur. Kalıcılığı böyle yakalar diyor zaten. Metinde de bunu vurguluyordu. Peki 24'te neyi soruyor bize? Baktığımızda şöyle bir. Bu parçada geçen yaşadığı zamanın ötesine demir atmış sözüne yukarıdakilerden hangilere uymaktadır diye sordu. Değerli dostum bu sözden ne anlıyoruz? Yaşadığı zamanın ötesine demir atmış. Yani kalıcı olmuş anlıyoruz değil mi? Hani sen kendi yaşadığın çağı bile aşıyorsun, öldükten sonra bile hala okunmaya, popüler olmaya devam ediyorsun. O zaman hangisi uymaktadır buna göre? Elif okuduk ötürü pazar eyledik götürü yaratılmış hoş gördük yaradandan ötürü diyerek. Yunus Emre'nin hoşgörüyü anlatan mısraları var. O zaman kalıcılık değil mi hocam? Al sana kalıcılık. Ampulü bularak insanlığın hizmetine sunan bir bilim adamı Thomas Edison. O da o zaman kalıcı olmuştur diyemez miyiz? Evet. J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin baş karakteri James Potter ve Lily Evans'ın oğlu melez bir büyücü olan kurgusal kahraman Harry James Potter. Şimdi burada hani zaten Harry Potter'ın üzerine çok bir zaman geçmedi. Yani zaten buradaki sanatçılar hala yaşıyor, değil mi? Yazar bu anlamda daha güncel. Ama yani buradaki gelişmelerin üzerinden çok zaman geçti. O yüzden buradaki insanlar için çağını açtı diyebiliriz, değil mi? Ne diyordu? Yaşadığı zamanın ötesine demir atmak, değil mi? Yani üzerinden belli bir zaman geçmesi lazım. Burada önemli bir fark var. Tabii ki Harry Potter'da J.K. Rowling bir ürünü olarak çok popüler oldu ama o kadar çağı aştı diyemeyiz. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Peki. Değerli dostum, bugün de süremizin sonuna gelmiş olduk. Katılımın için çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir ders olmuştur. Verimli bir soru çözümü olmuştur. Diğer deneyimimizde görüşmek üzere diyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.